Yani tekrar Mümtaz Ertürk Öne'den söz edeceğim. 5 ya da 6 yazıdan yatıyor içeride. Yazı. Ciddi bir kalp rahatsızlığı var. Bu arada hastaneye gider gelirken de bir fotoğrafı vardı. İşte bakın, kelepçeli gidiyor geliyor. Kalp rahatsızlığı, yanında işte polisler falan varken böyle gidiyor geliyor. Şimdi bunun reformla ilgisi var mı sence? Hemen söyleyelim. Aslında yargı reformundan ziyade zihniyet reformuna Aynen. ihtiyaç var. Yani sizin de belirttiğiniz gibi mevcut yasalar aslında hakkaniyetli ve adaleti tesis edecek şekilde yorumlanıp karara bağlansa belki de maddeleri değiştirmekten ziyade yorum ve zihniyet ve bakış açısının değiştirip sorgulanmasında problem olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Yani oradaki 3-5 maddeyi değiştirmekle yargı reformu tesis edilemez. Ama zihniyet reformu olduktan sonra hukukun yasaları yanlış bile olsa siz adaleti tesis etmek için doğru kararlara imza atabilirsiniz. Ama maalesef göstergeler, bakın, bir ülkenin itibarı başkanının, cumhurbaşkanının 1150 sarayda oturmasıyla tesis edilemez. Dünya skalasında hangi alanda bugüne kadar nasıl bir performans sergilemiş ve belli endekslerde ne seviyede ve hangi sırada adeta bir karne gibi ortaya konur. Şimdi bakın, hukuk diyoruz, hukuk reformu diyoruz. Hukukun üstünlüğü endeksinde son 15 yıldır Türkiye onlarca basamak geriledi. Bakın, onlarca basamak geriledi. Basın özgürlüğünde olduğu gibi. 126 ülke içinde hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 109. sırada. Yani 110. ülke olsak bizden daha kötü olan bütün dünyada sadece 15-16 ülke var. Hangi reform? Hangi reform? Devam edelim. Biraz önce basın özgürlüğü diyoruz. Hani bizdeki basın özgürlüğü dünyada yok gibi açıklamalar yapılmıştı ya Sayın Erdoğan tarafından. Bir de böyle bir ironi var yani. Söyle, yapılanın tam aksi açıklamalar. Hani işin doğası gereği bu hükümetin olmazsa olmazları arasında. Hani çok büyük bir baskı var. Bunun akabinde söylenen çok özgürüz. Çok büyük bir ekonomik kriz var. Bunun karşında söyleyen Türkiye ekonomisi uçuyor filan gibi, böyle de bir ironik yaklaşımları var meselelere. Şimdi bakın, basın özgürlüğü açısından, ki bunlar hani yeni veriler, 180 ülke içinde Türkiye 151. sırada. Yine son 15 yılda basın özgürlüğü Türkiye'de hiçbir zaman istediğimiz ölçüde olmadı ama son 15 yılda adeta dibe vurdu. Devam edelim. Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde, yani kadın erkek eşitliği, işte kadınların eşit fırsatlara sahip olması anlamında. Eşit işe eşit ücret, Evet, kız toplumsal çocuklarının eğitimi, her şeyi. cinsiyet eşitliği endeksinde ise 144 ülke içinde 131. sırada. Şimdi bakın, çok enteresan bir web sitesi var bu endeksin. Giriyorsunuz, Türkiye'yi yazıyorsunuz, tık 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 144 ülkede 131. diye çıkıyor ve diyor ki ülkeniz bu konuda çok kötü durumda. Bu ibareyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kaliteli eğitim konusunda yine aynı şekilde sınıfta kalmışız. 137 ülke içinde Türkiye 99. yani 100. sırada. Yani birçok Balkan ülkesi. Yani Avrupa'nın en kötü eğitimi bizde. OECD ülkelerinde en kötü eğitim bizde. Dolayısıyla baktığınızda her anlamda sınıfta kalmış bir ülkeyiz biz. Ve Şimdi biraz önce hani bir meczup mu demek lazım, yoksa bir hastalıklı zihniyetin yansıması mı demek lazım, ismini bile zikretmeyeceğim. Ama son olarak şunu ilave etmek istiyorum. Hani diyor ki tek sorun böyle böyle yapan kadınlar. Aslında temelde tek sorun işte Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmemesi. Ve hemen de ilave edelim. Hani kadınlar sorun diyor ya, İşte biz Türkiye'yi gerçeklerden kopartmaya çalışan ve bunu yapmak için de her türlü baskıyı koşulsuz ve istisnasız kullanan,
cehaleti ferasetten sayan, kadın erkek eşitliğine inanmayan ve dinin ahlaki, manevi yapısını yok ederek tamamiyle bir siyasi ve ticari rant aracına dönüştürenlerin karşısında olduğumuz için laik, demokratik, hukuk devletine inanan insanlar olarak ben ve benim gibi kadınlar bu zihniyete karşı en temel sorun olarak kalmaya da devam edecek.